Diyanet Televizyonu'ndan hayırlı akşamlar. Dini Gündem programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler bu hafta Dini Gündem'de din istismarı ve korunma yollarını konuşacağız. Konuyu konuşmak üzere bizlerle beraber Diyanet İşleri Uzmanı Doktor Yıldıray Kaptan Hocam ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mustafa Mehmetoğlu Hocam olacaklar. Öncelikle ben hocalarıma bir hoş geldiniz diyerek hiç vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hüseyin hocam size hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <laughs> Elhamdülillah iyi. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. İnşallah bugün din istismarını konuşacağız. Önemli bir konu. Ee, o yüzden hemen sormak istiyorum. İstis i̇stismar kavramı e, ne ifade eder? E, i̇stismar denince ne anlamalıyız? E, ben tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. E, Tabi istismar kavramı e, Arapça bir kavram. Evet hocam. E, şöyle aslında baktığımızda istismar kavramı e, Arapça'da ve e, geçmiş hani sözlüklerimizde hep olumlu müsbet e, anlamdadır. E, Tabi istismar kavramı Türkçemize geldiğinde ise e, tam aksine olumsuz bir anlamdadır. Yani istismar kavramı e, bizde şöyle e, tanımlanmıştır. Evet. Yani bir şeyden haksızca ve çıkar elde etmek amacıyla faydalanmak demektir. Yani burası iki kavramın altını çiziyorum. Yani haksızca, haklı değil. İkincisi bir çıkar umarak, ümit ederek faydalanmak demek. Kişinin şahsi ee, menfaati ne olacak burada? Yani burada kişinin şahsi menfaati de olabilir. Maddi evet. menfaat de olabilir. Manevi menfaat de olabilir. Evet. Yani burada her türlü çıkar kapsamına girebilir bu. Yani tabii Türkçe'mizde ayrıca yine sömürmek Hı. kavramı da aynı şekilde istismarı açıklamak için kullanılır. Yani sömürmek hani Arapçada da semere kelimesinden geldiği için acaba sömürmek hani bir benzeşme de var. Sömürmek kavramıyla tam istismar kavramı örtüşen kavramlardır. Evet. Tabi burada istismarın bir sürü çeşidi vardır. Yani ee, insanlar maddi ya da manevi e, o çıkarı elde edebilmek için yani çok çeşitli istismar yollarına başvurabilir. Tabii biz burada özellikle din istismarından evet. e, söz edeceğiz. Ee, din istismarı ise yani dini kullanmak demek, dini alet etmek demek. Yani o maddi ya da manevi çıkarı elde edebilmek için dini kullanmak, e, dinin hükümlerini kullanmak, dinin kaynaklarını kullanmak, ee, anlamlarına gelmekte. Ee, Tabi burada e, din e, yani insanların hem bireysel hem de toplumsal anlamda e, en büyük güçlerden biridir. Yani dinin gücünden yararlanmak istiyor aslında. Ee, dinin özellikle meşrulaştırma gücü çok önem önemli bir güçtür. Dinin meşrulaştırma gücünden yararlanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar elde etmek için dini kullanmaktır. Yani aslında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani kişi aslında o hedeflediği noktaya dini kullanmadan ulaşamayacaktır. Dini kullanarak buraya ulaşmayı mı hedefliyor? Aynen evet. E, dini kullanarak, dinin argümanlarını kullanarak, dinin kaynaklarını kullanarak, dinin kavramlarını kullanarak evet. e, bu yola ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada tabii din istismarının da e, tabii ki çeşitleri var. Hani İslam dini nazarından baktığımızda biz yani din istismarcıları işte öteden beri hep var ola gelmiştir. Yerine göre Allah'ı istismar etmeye kalkışmışlardır. Yerine göre Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri istismar etmeye kalkışmışlardır. Yerine göre Peygamber Efendimiz'i sünnet ve hadislerini istismar etmeye kalkışmışlardır. Aynı şekilde fıkıh ilmini, fetvayı istismar etmeye kalkışmışlardır. Tasavvufu tasavvufun bazı kavramlarını istismar etmeye çalışmışlardır. Ee, yani burada aklımıza bunu daha da açabiliriz. Yani burada tabi bu burada insanın o istismara yönelmesinin arka planında e, en büyük e, sebep e, ahlaki olgunluğa ulaşmamış olması. Hı. Ya da şunu şöyle de ifade edebiliriz. Yani sağlıklı bir din eğitimi alamamış olması da burada etkendir. Yani bir boşlukta kalmıştır. O boşlukta da istismarcılar onun o boşluktaki halini çok iyi kullanmışlardır. Çünkü dinin duygusal bir boyutu vardır. Yani duygusal çünkü inanma her şeyden önce duygusal yönü olan bir eylemdir. Dolayısıyla o duygusallığından da istifade ederek insanların içine düştüğü o boşlukta devreye girince istismar kapıları açılabilmektedir. Yani din istismarı ee, tabii şu yani din karşıtları da yer yer din istismarına yönelebilmektedir. Burası da önemli. Yani e, dini ya da dindarları yıpratmak amacıyla e, bir e, olumsuz din ve dindarlar hakkında olumsuz algı oluşturmak suretiyle de din istismarı yapılabilmektedir. Yani biz bunu tarihte de e, gördük. Günümüzde de karşılaşıyoruz. Yani e, işte din ya da dini bir kavramla yahut din adamlarıyla alay etmek gibi, onların itibarını aşağıya çekmek gibi yahut dini bir kurumu kötüleyerek aslında orada yani onun üzerinden İslam'a işte vurmak istiyor. İslam'ı hedefliyor aslında ama doğrudan e, İslam dese belki tepkiyle karşılaşacak. E, onu diyemiyor. Onun yerine e, işte dini kurum üzerinden gitmeye çalışıyor. İşte örneğin e, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden e, bazı e, diyelim, eleştirilerini yapıyor. Yani Diyanet'in kurumsal itibarını aşağıya çekmeye çalışıyor. Evet. E, i̇şte bu gibi e, metotlarla bu, bunlar da kullanılıyor. Yani o zaman işte mi? mesela somut örnek vermek gerekirse işte Ramazan ayında bakıyorsunuz ilk gün işte sakız çiğnemek orucu bozar mı diye bir bakıyorsunuz soru soruluyor. Bu basında yayında da yer alabiliyor. Halbuki burada asıl amaç o yani onun orucu bozuk bozmadığı değil. Oradan bir itibarsızlaştırma işi var aslında arka planında. Burada da bir istismar söz konusu. Yani orada dinin o değerini insanlar nazarında küçük gör, göstermeye çalışan bir e, arka planda bir düşünce var, bir zihniyet var. Yani e, o zaman sizden anladığım kadarıyla din istismarı dediğimiz zaman ulaşmak istediğiniz hedefe lehde veya aleyhte dini kullanıyorsanız bu da bir din istismarıdır. Tabii ki. E, veyahut da yani en basit bir e, okunabilmek adına veyahut da tık alabilmek adına, beğenilebilmek adına e, dinin bir hükmünü bu niyetlerle, maksadınız dini anlatmak değil, bu niyetlerle yapıyorsanız da bu da din istismarı kapsamına girmektedir. Burada çok güzel bir nokta var. İslam'ın aydınlığından yani evet. insanları uzaklaştırmak istiyorsunuz. Asıl gayeniz niyetiniz o. Evet. Ama burada yerine göre dini kullanıyorsunuz. Yerine göre dindarı kullanıyorsunuz. Yerine göre dinin bir hükmünü kullanıyorsunuz. Dinin bir kavramını kullanıyorsunuz. Evet. Ama asıl içinizden geçen niyet bu. Bu bu, bu basbaya bir din istismarı oluyor. Evet yani bir de bu noktada dikkatimi çeken bir şey daha var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani beşerin e, insanlara veremeyeceği sadece Allahu Teala'nın verebileceği mükafatları aslında siz onlara vaat ediyorsunuz. Bu işimi yaparsanız, bunu yaparsanız bir, yani dini istismar ederken buna bir sevap da yüklüyorsunuz vesaire gibi noktalarda. Peki Yıldır Hocam e, şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi biz hep din istismar deyince hep İslamiyet aklımıza geliyor. Yani farklı dinler dinlerde evet. istismar kavramı içerisinde kullanılmıyor mu? Onlar da istismar edilmiyor mu? Şimdi aslında istismar olgusu insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Yani Hz. Adem'e kadar işte uzata geriye götürebiliriz aslında. Evet. Yani işte İslamdan önce hani. İslamiyetten önce ya da Hazreti Peygamberden önce gönderilen bütün peygamberler kendi hayatlarında mutlaka istismar olguyla olgusuyla karşılaşmışlardır. Yani zaten Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. İşte Yahudilerin dinlerini ya da Tevrat'ı tahrif ettiğinden söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Aynı şekilde Hristiyanların hatta Hristiyan din adamlarının Hristiyanlığı değiştirdiklerinden söz ediyor. Yani bu noktada Kur'an-ı Kerim'de işte hani tağyir kavramı vardır. Tebdil kavramı var. Tahrif kavramı var. Evet. Bunların da hepsi aslında yani İslam'dan önce de insanlığın din istismarına kalkıştığının olduğunu gösteren delillerdir. Evet. Yani baktığınızda zaten hani bizim inancımıza göre biliyorsunuz Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilen bütün dinlerin adı aslında İslam'dır. Ama ne yapmışlardır? Yani şöyle baktığınızda, mesela ibadetlere baktığınızda namaz ibadeti, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlere emredilmiş bir ibadet. Aynı şekilde oruç ibadeti var, ne diyelim diğer o yardımlaşma bağlamında olan ibadetler de var ama bakıyorsunuz onları değiştirmişler. Yani hatta ben yani Yahudilikte de işte mesela namaz, bizdeki namaza benzer şekilde hatta secdenin bir benzeri onlarda da var nitekim Hristiyanlıkta da özellikle manastırlarda din adamlarının baktığınızda kendileri özel ibadetler yapar ben Almanya'da karşılaşmıştım bir papaz bana demişti ki ya bu bizim yaptığımız ibadet aslında sizin namaza da benziyor bizdeki namazdaki rüku gibi o sadece din adamlarının yaptığı bir ibadeti bir ritüeli ben bir manastırda görmüştüm bir papaz bunu söylemişti ha bütün bunlar şunu gösteriyor yani burada Orijinalinde demek ki e, ibadetler de aynı ama insanoğlu e, işte bu e, değişik gayelerle ama en çok da herhalde çıkar elde etmek e, kaygısıyla yahut insanın e, nefsinde hani bir durum var. Bu insan nefsi kendi haline bırakıldığında terbiye edilmediğinde mutlaka insana kötülüğü emrediyor. İnsanın hırsları var, tutkuları var egemen olma hırsı var, reis olma, riyaset hırsı var, birilerine emretme şeyi, meyli var. İşte bu özellikle hükmetme arzusu, başkalarına hükmetme arzusu istismara yol açan en önemli insanın nefsani zafiyetlerinden kanaatimce. Yani kaldı ki bu noktada özellikle Hristiyanlık tarihi kilisenin insanlara tahakkümüyle onları uzun süre istismarıyla tarih kitaplarımız bunlarla dolu. Yani biz bunları biliyoruz. Yıllarca tahakküm etmişler bir dini kullanarak veyahut da Hristiyanlığı kullanarak Aynen. diyebiliriz sanırım. Yani günümüzde de bakıyoruz hocam bazı dünyanın bugün yaşadığı problemlerde bazı insanlar hatta bazı devletler işte Yahudilik, Hristiyanlık gibi dini argümanları istismar ederek kendi hedeflerine bu noktada yol bulabiliyorlar. Böyle istismarları da görmekteyiz sanırım. Evet yani günümüzde de var bu, e, tarihte de var. Evet. Hocam. E, yani insan olduğu müddetçe yani ben şu noktadayım. Yani geçmişte istismar olgusu vardı, bugün var. E, muhtemelen gelecekte de olacaktır. Evet, e, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, Mustafa Hocam hemen e, size dönmek isterim. E, Yıldıra Hocam'la genel manada istismar kavramını, din istismarının ne olduğunu konuştuk. E, tekrar biz kendi mahallemize tabiri caizse geri dönersek... E, şunu sormak istiyorum. İslam tarihi adına İslam tarihinde din istismarı e, örnekleri var mıdır? Bunlara örnekler verebilir misiniz? İslam tarihini Hz Adem'den başlattığımızdan beri hocamızın da ifade buyurduğu gibi. Evet Gerek e, İsrailoğulların e, Tevrat üzerinde yaptıkları oynamalar, gerek e, Hristiyanların uluhiyet inancını e, Hz İsa'ya yükleyip daha sonra ondan kiliseye daha sonra oradaki rahiplere, Rabbani'lere yüklemeleri bunların hepsi bir istismar. Örneğidir. İkinci olarak ilk istismarcının ben şeytan olduğunu ifade etmek istiyorum. Şuradan evet. hareketle. Hz. Adem'i aldatırken yani Hz. Adem'in yasak meyveden yemesine sebebiyet verirken şeytan gerçekten ben sizin iyiliğinizi isteyenim diyerek onlara Allah adına yemin etmiştir. Ve bu yemininden ötürü aldandığı da yine tefsir kaynaklarımızda bizim yer almaktadır. Yani şöyle ben şeytanım sizi kötülüğe sevk ediyorum diye gitse zaten hedefine ulaşamayacaktı. Aynı. Ama Allah'ın adını kullanması bu noktada bir Etkili istismar olmuş. olarak e, güzel yani, bir örnek. Şimdi e, bu minvalde devam edecek olursak bizler İslam tarihinde de Hz. Peygamber'in hayatta olduğu süreçten bugüne baktığımızda da pek çok istismar örnekleriyle karşılaşıyoruz. İlk olarak zaten Hz. Peygamber daha hayattayken e, bir istismar örneği var. Evet. Bunu... Ee, şöyle ifade edebiliriz. Mescidi Nebevi ve Mescidi Kuba dışında bir mescid inşası var. Bu münafıklar tarafından inşa ediliyor. Onun da altını çizelim. En büyük e, din istismarcıları münafıklardır. Yani İslam aleyhine çalışan, vahyi küçük göstermeye çalışan, Peygamber aleyhissalatü vesselama iftira atarak, onun ailesini hedef göstererek e, İslam'a zarar vermeye çalışan e, münafıklar dini e, oymaya, onu zedelemeye gayret göstermişler. Böyle olunca onlar bu faaliyeti daha sistematik bir hale getirmeyi arzuladılar. Ve savaşlarda da yani Bedir, Uhud, Hendek bunlarda istedikleri neticeleri tam olarak alamayınca ve e, o günkü münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül önderliğinde ve kendisinin de işbirliği yaptığı bir papaz aynı zamanda Bizans'ın desteğini alacağını söyleyerek daha önce savaşlara da katılmış Müslümanlara karşı bu kişi. Evet. onu eee işbirliği yaparak bir mescit inşa ediyorlar ve bu bu mescidi inşa etmelerinin sebebi de tamamen tefrikaya, inkarcılığa, müminlerin arasında ayrılık sokmaya çaba sarf etmek olmuş. Şimdi böyle olunca biz şunu görüyoruz. Din istismarı tamamen münafıkların elinde. Yani aslında burada şöyle bir şey var mı hocam? Yani o mescit dediğimiz mescidi dırarı e, inşa etmelerinin nedeni orada bir ibadet yapılsın. insanlar işte Allah'a zikretsinler değil. Başka bir gayeleri var ama burada Oradaki... özellikle mescit ismini koyuyorlar. Mescid-i Dırar diyorlar buraya. Yani bunu bir paralel mescid inşası faaliyeti olarak da düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. İnsanların işte Kuba ile Mescid-i Nebevi'ye yönelmesinden ziyade münafıkların da kendilerine bir ortam hazırlayabilmeleri için bir fırsat Olarak düşündüklerini söyleyebiliriz. Onlar şunu yapıyorlar hatta kurdukları ve tamamen fitne yuvası olarak oluşturdukları bu yerin meşruiyet kazanması için Hz. Peygamber'e de savaştan dönüşte kendi mescitlerini ziyaret etmesini ve namaz kılmasını talep ediyorlar. Hz. Peygamber'e bu talep ulaştığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi gaybı bilmediği için, işin üç yüzünü bilmediği için ilk başta olumlu yaklaşıyor ama daha sonra ayet-i kerime nazil oluyor ve açık bir şekilde oranın zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasında ayrılık sokmak ve Allah Resulüne savaş açmış kişine, kişi lehine e, propagandalar yürütmek amacıyla kurulduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Yani biz burada şunu da görüyoruz. Açık bir şekilde bilgilendirme olmadığı takdirde din istismarına, maruz kalmamak gerçekten çok zor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile o esnada belki gidip o mescidde namaz kılmayı arzulayacaktı. Ama allah Teala kendisine bildirdi. Oranın bir fitne yuvası, fesat yuvası olduğunu kendisine bildirdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gitmedi ve oranın yıkılması için iki sahabeyi görevlendirdi ve oranın yıkımını gerçekleştirdi. Buradan da şunu görüyoruz. Buna karşı nasıl keskin bir duruş sergilememiz gerektiğini öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk etapta oranın bu amaçlı olduğunu bilmediği halde gitmeye biraz olsun ılımlı baktığı halde daha sonra bunun tamamen İslam aleyhine kurulmuş bir inşa faaliyeti olduğunu öğrenince tamamen onun tam da keskin bir şekilde oranın yıkımına karar verdi ve yıkılmasına öncülük etti Bu diyebiliriz. Bu noktada tavrı net olmuş Allah Tabii. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç ikilemde kalmamış yani. Aynen öyle. Şimdi bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında meydana gelen bir şey var o da peygamberlik iddiası. Yani bazı inançsız kimselerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir takım ilerlemeler kat ettikten sonra yani Medine'de ee, savaşlar gerçekleştikten sonra Müslümanlar güç kazandıktan sonra ganimetler elde edildikten sonra bunu görüp ben de bir peygamberlik iddiasında bulunayım ben benzer şeyleri ben de elde edeyim gayretine düştüklerini müseyle, Müseylemetül Kezzap öncülüğünde e, bu tür faaliyetlerin olduğunu biz görüyoruz. Başka e, ilk dönemde tabi Esvedülansi gibi yine e, peygamberlik iddiasında bulunan Mütenebbi diye isimlendirdiğimiz kimseler var. Şimdi yalancı peygamber diye bizim literatürümüze girmiş ama yalancı peygamber de biraz yanlış bir kavram gibi duruyor. Çünkü peygamber, peygamber değil. yalancı olmaz, peygamber değil. Yani sahtekar evet. diyebileceğimiz bir isim. Bu da peygamberlik kurumunun nübüvveti istismar ederek evet Müslümanlar aleyhine faaliyet gösteriyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani demek ki şimdi Yıldıray Hocam dedi her zaman vardı ve var olmaya devam edecek. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biz e, döneminde de görmekteyiz. Yani orada bile münafıklar hedeflerine ulaşmak için dini kullanıyorlar. Çünkü din herhalde e, bu noktada hedefe ulaştıracak en kolay kullanılacak araçlardan bir tanesi. Yani e, şimdi hedefe ulaşmak vesaire üzerine konuştuk ama hocam din istismarının e, nedenleri e, nelerdir diye daha net bir soru sorayım. Veyahut da neden bir takım insanlar din istismarına yönelebilmektedir? Şimdi e, hocamızın verdiği örnekten de yola çıkacak olursak hakikaten şimdi şöyle olaya baktığınızda zaten Medine'de Mescid-i Nebevi var. Evet. Peygamber Efendimiz bütün mesajlarını e, Mescid-i Nebevi'den e, veriyor sahabe-i kirama, o Müslümanlara, müminlere. E, böyle bir ortamda tabii o münafık akıl e, caminin o fonksiyonunu görüyor. E, hemen onun bir benzerini ya da yakınını Daha inşa, özel sanki. inşa ederek oradaki o caminin gücünden yararlanmak bir de tabii Peygamber Efendimizi o camiye getirip bir de namaz kıldırsalar bu tamam. sefer meşruluk problemi de ortadan kalkmış olacak. Evet hocam. Dolayısıyla kanaatimce yani bu din istismarının en başta gelen nedeni dinin meşrulaştırma gücünden yararlanmak istiyorlar. Yani o kendi dünyalık çıkarlarına ulaşabilmek için dinin evet. meşrulaştırma gücü var. Çünkü din hakikaten en büyük en yüksek değerlerden birini oluşturuyor toplumda. Dinin meşrulaştırma gücü burada birinci derecede etkili. Tabi ilaveten şunu diyebiliriz. ideolojik inanmışlık diyeceğimiz bir kavram var. Yani ideolojilerde yani şöyle bir şey vardır. Orada asıl olan ideolojidir e, ideolojiye hizmet ediyorsa e, ayette, hadiste, sahabede, peygamberde, Kur'an'da, ayette eee istismar edilir. Çünkü oradaki ideolojik inanmışlık e, onun istismar olduğunun da fark ettirmeden e, bir şekilde amacına ulaşma yolunda e, evet. yol kat eder. E, işte ideolojik inanmışlık çok e, ciddi bir faktördür. E, yine bir sebep de şudur, yani sağlıklı din eğitimi alınamamışsa, yani bir insan boşlukta kalmışsa bu da çok önemli bir faktördür. Yani dini istismar edenlerin hedeflerindeki insanlardır. Yani sağlıklı din eğitimi almış birini kolay kolay siz din istismarına sürükleyemezsiniz. Evet. Ama bir insan boşlukta kalmışsa, duygusal yönü var çünkü insanoğlunun. Ee, bu e, dini bilgisi de zayıfsa hele hele sahih dini bilgi dediğimiz bilgiden de yoksunsa bu e, açık hedef haline geliyor istismarcıların. tabii burada e, ha yeter dini bilgi almıştır ama yetersiz dini bilgi almıştır ya da sağlıklı din eğitimi alamamıştır. Sağlıksız din eğitimi almıştır. Ben bunu, bunu şunun için kullanıyorum. Yani din eğitimi de denetimi mutlaka yapılmalı. Yani denetimli yani devletin denetim ve gözetiminde yapılan din eğitimi sağlıklı din eğitimidir. Çünkü burada bunun pedagojik formasyonundan tutun da hangi bilgiyi, hangi yaşta, hangi seviyede vereceğinizin bir usulü ve metodolojisi vardır. Evet. Yani usul ve metodoloji burada çok devreye, çok önemli bir rol oynar. Yani usul ve metodoloji bilmiyorsa ki Hani bizim İslami ilimlerde hem kelamda hem de fıkıhta en temel nokta usuldür. Yani metot evet. ilmidir. Yani usul bilgisi insanı istismardan koruyan ana noktalardan bir tanesidir. Yani kişi bir dini bilgi almıştır ama sağlam bir usul ve metodoloji okumamıştır. Fıkıh usulü okumamıştır. Yani usulü din okumamıştır. Dolayısıyla bu istismara açık bir noktaya gelebilir. Çünkü dinin anlaşılması ve yorumlanması dediğimiz e, konu e, usul ilimlerinin yaptığı bir konudur ki ondan fıkıh ortaya çıkmıştır, kelam ortaya çıkmıştır, tasavvuf ortaya çıkmıştır. E, bunun arka planında bir usul vardır. Usul olmadığı zaman da e, din istismarı olabilir. Tabii ayrıca e, dinin motivasyon gücünden yararlanmak gibi bir e, Hocam, nokta da var. Bu din ile alakalı e, şunu söyleyebilir miyiz? Yani din e, sağlıklı veyahut da sahih kontrol altında gayet usulü içerisinde e, düzgün bir din eğitimi, sahih bir din eğitimi almamış toplumlar en çok istismara açık olan toplumlardır sanırım. yani Dolayısıyla bu noktada e, doğru ve sahih bir din eğitimini vermenin önemi de ortaya çıkmaktadır. Şimdi tabii bunun e, artık bugün e, yani psikoloji e, ilmi var, e, sosyoloji var e, ilaveten. Evet. E, özellikle psikolojide hani çocuğun gelişiminde insanın gelişiminde işte anne karnından dünyaya geldikten itibaren işte ne diyelim genç olana kadar orta yaş dönemine kadar bir insanın bir eğitim süreci var. Yani bir okul öncesi eğitimi var. İşte bir okul çağı var, ilkokul çağı var, ortaokul çağı var, lise çağı var. Şimdi buralarda bu işin uzmanları yani eğitimciler, din eğitimcileri bunları ilkelerini belirlemişler. Ki evet. Peygamberimizin hayatında da bunu zaten net bir şekilde görüyoruz. Peygamberimizin o usule göre hareket ettiğini kendi hadis-i şeriflerinde de bizzat yaptığı o Ashab-ı Suffe'nin eğitiminde de uyguladığını görüyoruz. Yani somut mesela örnek vermek gerekirse yani siz okul öncesi çağındaki bir çocuğa Allah'ı anlatırken onun her şeyi somut düşündüğünü, soyut düşüncesinin daha henüz gelişmediğini, soyut düşüncenin ancak 10 yaşlarına doğru yavaş gelişmeye başlayacağını fark etmeniz lazım. Onun için somut zekanın olduğu bir çağda Allah'ı anlatırken mesela yani Allah'ı ee, sevgi ekseninde vermeniz gerekiyor. Yani Allah sevgisini çocuğa vermeniz lazım, sevdirmeniz lazım. Ee, aksine bazen mesela bir yanlışlık olarak o yaştaki çocuklara Allah korkusu öncelenerek işte Allah e, işte cehenneme atar, e, şunu yaparsan gibi hani şey var ya çocuklara işte bir şey dediğin zaman bak seni doktor amcaya götürürüm iğne yaptırırım korkutması var ya evet. bu din eğitiminde de bunun tam şeyi Allah'la korkutarak din eğitimi veren insanlar ne yazık ki olabiliyor bilinçsizce. Evet. İşte bütün bunlar sağlıksız din eğitimidir. Yani bunun usulü yani özellikle insanın evet, ehli tarafından. Tabii insanın ehli. eğitiminde yani, özellikle okul öncesi çağ, ilkokul çağı çok önemlidir. Evet. Buralarda Gerçekten işin erbabı liyakatli insanlar eliyle olması gerekir. Evet, Bunun eğitimini almış, uzmanlaşmış insanlar tarafından verilmesi gerekir. Evet hocam. Din istismarı nedenleriyle ilgili şunu da ifade etmek isterim. Evet, yani tabii hani sağlıklı din eğitimi alınamamış olması büyük bir sebep. ideolojik inanmışlıkla beraber bu birleşince işte evet. kişi mesela dinin bütün hükümlerini bütüncül bir şekilde görmüyorsa, parçacı bir şekilde yaklaşıyorsa... Burada istismara kaçabilir. Ee, yine e, özellikle zorlama ve aşırı yorum diyeceğimiz e, ya da batıni yorum evet. diyeceğimiz hususlar olabiliyor. Yani e, halbuki dinin mutedil bir e, yorum anlayışı vardır. Yani lafızlara bağlıdır, lafızcı değildir. E, bizim İslam ulemasının çoğunluğunun hani kabul ettiği şeydir. Yani biz onun için şunu esas alırız. Yani istis din istismarına düşmemek için şu şu prensipleri göz önünde bulundurmamız lazım. Evet. Birincisi Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin eşsiz rehberliği. İkincisi 15 asırlık İslam kültür ve medeniyetinin zengin bilgi mirası. Üçüncüsü İslam alimlerinin özellikle çoğunluğunun kabul ettiği, temsil ettiği görüş, yol. Tabii ki burada aklı selim devreye girmeli, vicdan devreye girmeli. Tabii ki günümüzün çağımızın gelişen ve değişen şartları da göz önünde bulundurulmalı. Yani bu çerçevede bir usulle yaklaşılması gerekiyor. Gerçek hayattan böyle çok kopuk şeyler değil din, din istisnasız. Gerçek hayattan kopuk değildir din. Evet, ee, aynen yani akıl, yani. mantık, kitap, sünnet, icma, ulemanın söyledikleri vesaire bunlarla kişi tartmalıdır sanırım yani, karşılaştı. Burada yani özellikle yani din yani insanları hani dinin e, İslam alimleri tarafından yapılan ortak tarifinde nedir? Din evet. insanları kendi iradeleriyle hani tercih ettikleri din e, hem bu dünyada hem de ahirette insanlara mutlu etmek için e, gönderilmiş. Evet. Dolayısıyla dünyadan kopuk e, bir din anlayışı olamaz. Evet hocam. E, burası çok önemli. Buraya şunu eklemek yani nedenlerini sıraladık vesaire ee, özellikle şu noktası hocam yani kişi ailesini, çoluk çocuğunu veyahut da yakında sevdiği eşini, dostunu e, bu din istismarına kapılmamaları adına nasıl tedbirler alabilir? Gerçi nedenleri şimdi birkaç evet. taneyi söyledik ama. İşte bunu demin hani sahih dini bilgi kavramıyla ifade ediyoruz ama ben şunun e, örneğini çok net verebilirim. Yani e, hani hiçbir dini bilgisi yok kişinin. Ortalama bir ilmihal bilgisi bile e, insanı kurtarır. Yani benim e, bu malum yani 15 Temmuz hain darbe girişiminden e, e, önce bir insana e, söylediğim bir şey vardı. E, yani sen ilmihal bilgisini mutlaka öğrenmelisin. O ilmihal okumuştu ve nihayet o ilmihal onu kurtardı. Çünkü ee, somut örnek de şudur yani kurban ibadeti ilmi halde yani şartları şekil şartları usulü nasıl yapılacağı bellidir. Evet. Yani kişi bunu öğrendikten sonra e, şunun farkında e, varabiliyor ya yani kurban ibadeti kardeşim kurban kesilmeden yapılmıyor. Evet. Ama bu fetö dediğimiz bu hain e, guru e, o dönemde kurban paralarını topluyorlar ülkemizden ve bir yurt dışına bir ülkeye gönderiyorlar. Bu evet. dediğim kişi de onlarla beraber gidiyor. Bakıyor ki kurbanı kesmediklerini görünce Allah Allah diyor bu yaptığınız yani basit ilmihal bilgisinde bile aykırı. Olmaz diyor. Onlar Olur. diyorlar ki ya biz bunu işte hocamızdan fetvasını aldık. Ya ilmi ilmihali aykırı bu. Orada hemen o grubu terk ediyor. Havalimanına gidiyor. Evet. Uçağına biniyor ve Türkiye'ye geliyor. 15 Temmuz'dan çok çok önce yaşanmış bir hadisedir. Yani bir ilmihal bilgisinin evet. dahi insanları din istismarına karşı nasıl koruduğunun, kurtardığının güzel bir örneğidir evet, bu. Hocam. Allah razı olsun. Yani e, demek ki sahih bilgi, yani anne babaların üzerine de o zaman en büyük vazifelerden bir tanesi çocuklarına kendileri biliyorsa, kendileri evlerinde bunu anlatmalı veyahut da ehli, iş, liyakatli hocalar vasıtasıyla çocuklarına bu sahih bilgiyi, dini bilgiyi daha doğrusu öğretmekte mükellefler. Tabii, gerek bazen yaz kurslarında gerek bugün okullarımızda vesairede bu bilgiyi çocuklar almaya gayret etmeli. Anne babalar da bu noktada çalışmalı sanırım. Yani burada ülkemizde hamdolsun yani din eğitimi veren evet. kurumlar olarak işte İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kur'an kurslarımız, 4-6 yaş Kur'an evet, kurslarımız, 4-6 yaş. Ondan sonra diğer o ihtisas merkezlerimiz yani bütün bunları hesaba kattığımızda ilahiyat fakültelerimiz yani burada diyanet, ilahiyat ve e, İmam hatip birlikteliği, e, yani buralardan e, asgari düzeyde yararlanmış bir insan Allah'ın izniyle din istismarına karşı da korunmuş olur diye ben acizane düşünüyorum. En kötü ihtimal her mahallemizde camimiz var. İmamımızdan rica edip böyle çocuklarımıza haftada <laughs> bir, iki, üç e, bu bilgiler aktarılabilir. E, evet Mustafa hocam size dönmek istiyorum. E, şimdi nedenlerini konuştuk Yıldıray hocamla. Size de şu noktasını sormak istiyorum. Yani din istismarcılarının dini istismar edenlerin karakteristik özellikleri nelerdir? Yani böyle birebir gördüğümüzde, ya bu her din istismarcısında bulunur diyebileceğimiz bir karakteristik özellik var mıdır? Teşekkür ediyorum öncelikle. Şöyle belirtebiliriz. Ee, İslam dininde en önemli hususlardan birisi Allahü Teala'ya ihlasla, samimiyetle bağlı olmaktır. Din evet. istismarcılarında genellikle İhlaslı bir duruş göremeyiz. Yani amaçları Allahü Teala'nın rızasını kazanmak değildir. Birinci etapta bunu söyleyebiliriz. İkincisinde de şunu söyleriz: Bunlar ihlaslı kişilerin e, samimi duygularını istismar etmektedir. Yani kendileri ihlaslı bir tavır içerisinde olmamakla birlikte, e, ihlas sahibi, samimiyet sahibi, dine ve Rabbin'e gönlünden bağlı olan kimselerin bu duygularını istismar etmektedir. Bunu söyleyebiliriz. İkincisi, dünyevi kazanımları çokça önemserler. Yani e, hedefe ulaşmak noktasında, bütün her şey mübahtır anlayışına hakimdirler. Dolayısıyla biz şunu açıkça söyleyebilmeliyiz. Hedefe ulaşma noktasında her şey mübah değildir. Allah'ın haram kıldıkları da yine haramdır. Çünkü din istismarcılarında özellikle örgütlü yapılanmalarda şunu fark edebiliyoruz ki yani bizim hocamız, bizim liderimiz, bizim inandığımız kişi bu işi en iyi bilendir. Dolayısıyla o diyorsa onun bir bildiği vardır anlayışı hakim. Bu hem e bu lider tarafından kullanılmakta hem de altta bulunan alt tabakada bulunan kimselerin de cehaletinden son derece istifade yani edilmektedir. Son nokta orasıdır. Yani o söyledikten sonra artık bir sonraki aşaması yok. Hiçbir şeyle yargılanamaz onun söyledikleri. Aynen öyle. Arada. Bir de şu var. Genellikle cami dışında demin de Mescid-i örnek vermiştik. Cami dışında bir çekim merkezi oluşturmaya çalışırlar. Yani bu ismine dernek derler, vakıf derler, dergah derler vesaire. Çeşitli isimlendirmelerle ezan okunduğu vakit camiye gitmek yerinde oraya gitmeyi tercih ederler. Cami imamının arkasında namaz kılmayı tercih etmezler. E, hatta yeri geliyor bazılarında görüyoruz ki bazı sebeplerden dolayı devlete, diyanete, efendime söyleyeyim askere, polise düşman bir şekilde e, tekfiri de ön plana alarak tamamen bizleri de din dışı görmekte ve insanların da dine yönelmesinin önünde set çekmektedir. Kendi anlayışları doğrultusunda bir yönlendirmede bulunmaktadırlar. Buradan hareketle de her zaman istismarcılarda gördüğümüz bir noktada hakikat tekelciliği yapmaları. Yani hakikat bizim tekelimizdedir anlayışıyla hareket etmeleri. Yani belki söze geldi mi bunu söylemeselerdi. Öze geldiğinde birebir bazı meseleler görüşüldüğünde şunu fark ediyoruz ki hakikate ulaşmak isteyen kimse bizim yolumuza, bizim meşrebimize uymak zorundadır. Aksi halde akıbeti kötü olur anlayışına sahipler. Yani davranışları ve çalışmaları da bazen bu yönde düşüncelerinin bu olduğunu ortaya koyabilmekte. Elbette. Yine şunu da belirtelim. Ayet ve hadislerin istismarı yine söz konusu. Tabi bunu sıradan vatandaşların çok anlaması mümkün değil. Ayeti olduğu gibi özellikle zahiri yaklaşanlar için söylüyorum. Ayetin zahirini gösterip işte bundan hareketle bir takım hükümler söyleyip gördünüz mü bakın bunu size hiç kimse söylemiyor. Bunu size biz açıklıyoruz. Biz bildiriyoruz demeleri de gerçekten bizlerin üzüldüğü bir nokta. Çünkü bunu ancak ilim ehli kişiler yaptıklarının yanlış olduklarını, sistemlerin yanlış olduklarını anlıyorlar ama e, bu kimselerin yaptıklarını gören vatandaşlar efendime söyleyeyim, e, ceha yani cehalet demeyelim de ilmi seviyesi olmayan kimseler ne yapıyorlar? Buna çok çabuk bir şekilde aldanabiliyorlar, bunu da söylemiş olalım. Yine e, bunların amaçlarına da kısaca değinmekte fayda görüyorum. Hani çıkar sağlama dedik, nüfuz elde etme, e, kimisi Müslümanlara karşı duyduğu hıncı ve öfkeyi e, Müslümanmış gibi görünerek buraya saklanarak, İslam'a sığınarak İslam içerisinden deşmeye çalışmakta. Ve ilmi yetersizliğini de kimisi ederim derken bu tarz şeylere, istismarlara da yine kapı aralamaktadır. Bir de günümüzde özellikle şunu görüyoruz, dini metalaştırmak söz konusu olmuş durumda. Yani dini bir getiri aracı olarak görüp özellikle sosyal medyada da, bunu gündeme getirerek yani kendisinin herhangi bir ilmi düzeyi olmamasına rağmen e, dini anlatma e, şöyle dursun anlamada dahi problemi olduğunu düşündüğümüz bazı kimseleri e, çok rahatlıkla bazen de kayıptan haber verdiğini söyleyerek İslam dininin e, kitap ve sünnete dayalı amellerini eleştirmeye daha dahi varacak şekilde değerlendirmelerde bulunarak video çekip paylaştıklarını ve bunu da sistematik bir şekilde yapabildiklerini, insanlarımızın da bu şekilde kafalarını karıştırabildiklerini görüyoruz. Buradan da hareketle şunu söylemek istiyorum, Özellikle sosyal medyada beni izleyin ki doğru yola erişesiniz anlayışıyla hareket edenlerin de bir istismarcı olduğunu da anlamak çok zor olmasa gerektir. Evet hocam. Yani buna ek olarak şunu söyleyebiliriz. Hani evet. biz hep örgütlü bir din istismarından konuşuyoruz din istismarı deyince ama bunu basite indirgediğimizde e, din istismarı yaptığının farkında olmadan yapan kişiler de var. Buna da dikkat çekmek istiyorum ben özellikle. Evet. Yani e, yemin etme meselesi. Bir insan niye yemin eder? Sözünü pekiştirmek, kuvvet kazandırmak için. Ama yemin dini bir argümandır. Yani bir insan yemin ettiğinde ancak Allah adına yemin etmiş olur. Zaten Allah adına yemin edilmediğinde hem o yemin geçersizdir hem de bir kıymet ifade etmez. Bir, bir insan yalanına da Allah'ın adını katarak yemin ettiğinde bir din istismarı yapmış oluyor bireysel anlamda söylediğimizde. Yine bunun yanında günümüzde çok üzülerek takip ettiğim bazı hususlar var. Kur'an-ı bazı ayetlerden hareketle yine ona değineceğiz. Resul kavramının istismar edildiğini ve işte biz Nebi demiyoruz da Resul diyoruz diyerek işte sahte peygamberliklerin e devam ettiğini de hala günümüzde görebiliyoruz. Yani kavramları manasından bazen saptırtarak da kendi ya da kavram aynı kavramı kullanıyoruz ama kavramı kendi tarif ederek de din istismarı yapabilmekte anladığımız kadarıyla bazı grup ve kişiler bu noktaları da var sanırım din istismarının örnekleri çok fazla yani tek bir programda bir akşamda bu konuyu elbette bütün yönleriyle anlatamayız elbette bu şekilde şimdi hocam şu noktası var bazı gruplar yani dini kavramları istismar ediyorlar özellikle bir sonraki aşamada size diğer bir yönünü soracağım ama genel manada dini kavramları nasıl istismar etmişlerdir bazı gruplar Şimdi evet güzel bir soru. Ee, yani e, dini kavramlarımız aslında hani e, bizim kavramlarımız e, demin söylediğim cümleye ilaveten hani İslam uleması'nın e, çoğunluğunun e, bir, o bir kavrama yüklediği bir anlam vardır. İttifak evet. edilmiştir artık. Evet. Yani ya da asgari de e, bir araya görüş birliğine varmışlardır o kavram üzerinde. Evet. O kavramı alıp içini boşaltarak yani İslam alimlerinin çoğunluğunun kabul ettiği görüşü bir tarafa bırakarak kendi o ideolojik düşüncesi doğrultusunda o kavrama ya genişleterek ya daraltarak ayrı bir anlam vermek suretiyle burada ayeti ya da hadisi de ya da alimlerin fetvasını da kullanmak suretiyle istismar etmek suretiyle bir istismar söz konusu özellikle yani fetönün din istismarı noktasında Kullandığı kavramlara baktığınızda işte mesela iman kavramı, evet. işte imam kavramı, işte cemaat kavramını, himmet kavramını, hoca efendi kavramını istismar ettiğini açık açık görüyoruz. Evet, evet. Mesela iman kavramı ile ilgili de somut bir örnek olması bağlamında kendi eserlerinde de işte Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Kurulumuz incelediler. Ortaya çıkarıldı bunlar. İşte mesela Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi. İşte men la ilahe illallah cennet. Yani kim la ilahe illallah sözünü söylerse cennete girer. Mesela bu hadis-i şerifi bu konudaki diğer bütün rivayetleri, hadis-i şerifleri bir tarafa bırakarak sadece bunu alarak güya o dinler arası diyalog düşüncelerine hizmet ettirmek amacıyla buradan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani kelime-i şehadetten kelime-i tevhidden ee, bu kelime-i tevhidin kelime-i şahadet'in ikinci kısmını yani e, Hz. Muhammed'e iman etmek, e, onun peygamber olduğunu kabul etmek kısmını çıkarttılar. Yani buna gerek yok. Efendim yani, bunu de, buna buna e, işte gerek yoktur demeye getirdiler. Güya buradan e, işte e, yani bütün Hristiyan dünyasıyla e, diyalog e, çerçevesinde bunu yaptılar. Yani burada bir hadis-i şerifi e, istismar İsmarttı. ettiler iman kavramının yani. içini değiştirdiler halbuki yani İslam'da iman esasları belli. Yani evet. bu Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim nazil olduğu günden bugüne belli. Evet hocam. şimdi yani hadisler evet. noktasını özellikle size soracağım ama daha demin bir örnek verdiniz ya. Yani oradan şöyle bir şey aklıma geldi. Yani kurban örneği verdiniz. Yani kurban dediğimizde ben de aynı şeyi anlıyorum, siz de aynı şeyi anlıyorsunuz evet. ama öyle bir anlam yüklemişler ki şimdi kurban nedir? Belli hayvanların belli bir usule uygun olarak kesilmesi olarak bütün hepimiz tarifimiz bu şekilde biliyoruz. Usule uygun olarak kesilmesi ama öyle bir anlam yüklemişler ki o maddi menfaati elde edebilmek için başka bir tarifle e, tanımlamış. Resmen yani bütün kavramları sanırım bu şekilde. Yani ibadet edemişler. kavramını e, aslında tarif etmişler. Yani bunu evet. sadece kurbanda yapmadılar. Yani, yani örnek Beto, olarak size örneği verdiğini söyleyeyim. Mesela söylüyor. namaz ibadetinde de yaptı. Evet. Yani güya kendilerini gizlemek adına ima ile namazı e, istismar ettiler. Yani alimlerin o fetvasını istismar ettiler. İşte ima ile namaz kendi müntesipleri işte affedersiniz tuvalette, helada ima ile namaz kılmak gibi garip bir e, şey yaptılar. Halbuki evet. ima ile namaz yani bizim ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda nedir? Yani artık öyle bir hastalığa e, düğü olmuştur ki kişi yani kalkıp abdest alacak takati yoktur yani belki ömrünün son günlerini yaşıyor. Öyle bir hani sıkıntılı bir hastalığa maruz kalmıştır. Alimlerin o hasta için vermiş oldukları o fetvayı evet. siz alıyorsunuz. Sağlıklı bir insan için güya kendini gizlemek adına, iki adına, takiyye adına bunu Bunları yapabiliyorsunuz. Yani ibadetin belki bütün aşamaları için bunu söyleyebiliriz. Yani zekatı öyle yaptılar. Fakirin hakkı olan zekatıdan kendilerine nevalandılar vesaire. Ee, özellikle size e, sünnet noktasında tekrar dönüp onu e, soracağım ama önce Hı. Mustafa Hocam'a şunu sormak istiyorum. Hocam e, şimdi Yıldırım Hocam hani bahsetti istismar eden gruplardan filan. E, şöyle Kur'an-ı Kerim ve ayetleri bu ve benzeri gruplar nasıl istismar etmişlerdir? Bunlara örnekler verebilir miyiz Kur'an-ı Kerim'den? Tabii. Yani öncelikle şunu belirtelim. Ee, en çok değer verilen şeyler istismara açıktır. Yani insanlar neye değer veriyorsa onun istismar, istismar edilmesi evet. daha kolaydır. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim istismar edilmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler istismar edilmektedir ki örnek olarak karşınıza sunduğumda belki siz de şaşıracaksınız. Yani bu evet, bu yönden yani algılanıp birkaç da. Birkaç çarpıcı örnek tabii, o noktada mesela alabilirsek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلٰى صَرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Muhakkak ki sen dost doğru yola iletirsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında söylenmiş bir sözü ayet-i kerimeyi alıp burada kendisine nispet edebildiklerini yani burada ayette bana hitap ediliyor diyerek o işte doğru yola ileten kişi de benim. Diyecek kadar ileriye gidildiğini biz görüyoruz. Yani içinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ayet-i kerimesini alıp işte o ayette bahsedilen topluluk biziz ve bizimle birlikte olanlardır. Şeklinde izah ettiklerini, bu şekilde istismar ettiklerini de görebiliyoruz. Demin de okuduğum ayet-i kerime bir önceki meselede. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمًا نَب۪يِّ Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Şimdi burada Hatem'in Nebiyyin ifadesini alıp bakın Hatem'i Rusul demiyor. Yani Rusullerin, Resullerin sonuncusudur demiyor. Demek ki Resul devam ediyor, gelecektir. Tabii bu ifadeyi e, kullananlar son birkaç yüzlü, yüzyıldır ortaya çıkmış. Normalde bizim klasik literatürümüzde Nebi'ye resul ayrımını yapanlar var ama burada hani Kimisi Resul'dür, kimisi Nebi'dir deyip tamamen ortadan kesip atanlar yok. Hani bu ifadeye göre Nebi ile Resul'ü tamamen birbirinden ayırıp, tabii biz şunu da söylememiz gerekir. Her Resul aynı zamanda Nebi'dir anlayışı bizim klasik literatürümüzde de aynı zamanda hakim. Ve Resul ve Nebi'nin aynı anlamda kullanıldığını da biz şahit oluyoruz. Yani bu iki görüş önümüzde dururken ve böyle bir görüş içiyorken yani Peygamberlerin veya Resullerin bir kısmı Resuldür bir kısmı Nebidir. Hani Resuller Nebi değildir, Nebiler Resul değildir şeklinde yani bir ayrım yani. kesinlikle o son bahsettiğim kesinlikle yok. Yani kimisi Resuldür kimisi Nebidir e, şeklinde bir ayrım söz konusu değil. Dolayısıyla buradan hareketle Resul olduğunu iddia eden, e, Risalet makamının devam ettiğini söyleyen ve bu şekilde Risalet iddiasında bulunan istismarcıların da olduğunu yani bunu yaparken ayeti kerimeleri tamamen e, gerek nüzul zamanındaki anlaşılan manadan bu konuda ümmetin ulemasının görüşlerinin dışına çıkararak Tabii. kendilerine mal edebiliyorlar. Çünkü onlar için o zaman kullanışlı bir alan oluyor. Evet. Yani aksi halde biz her e, Resul aynı zamanda nebidir dediğimizde e, bunu kullanamıyorlar. Ne evet. yapıyorlar? Diyorlar ki Resul farklı bir şeydir. Hz. Peygamber de nebilerin sonuncusudur. Dolayısıyla Resuller gelebilir şekilde evet, bir istismar kapısı var. Evet e, Son olarak Buyurun bir hocam. de hükümle ilgili işte Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerle ilgili, cihatla ilgili ayetlerin de istismar edildiğini görüyoruz. Bir de din istismarı kavramını istismar edenler var. Bunlar daha çok hocamın da en başta belirttiği üzere İslam aleyhtarlığı yaparak özellikle Kur'an-ı Kerim'de birbiriyle çelişkili gözüken ayetleri kullanarak yahut Hazreti Peygamber'in evliliği ile alakalı, savaş hukukuyla alakalı ayetleri kullanarak bakın sizin iman ettiğiniz din bu diye önümüze sunup e, bu şekilde istismar yapanlar da var. Bunlara karşı da dikkat edip e, onların tuzağına da düşmemek gerekiyor. Yani din istismarından sakınacağım diye her önüne gelene din istismarı diyen, böylelikle dinden de soğutmaya çalışan insanlara da kapı aralamamak gerektiğini buradan da belirtmek istiyorum açıkçası. Evet hocam Allah razı olsun. Ee, Yıldıra Hocam e, bu istismarla alakalı sizinle başladık ama özellikle hocam, Mustafa Hocam'a, Kur'an-ı Kerim'den örnekler sorup, Kur'an-ı Kerim'de yapılan din istismarına örnekler istedik. Şimdi size de şu noktasını sormak istiyorum ama daha genel bir çerçevede de yaklaşabiliriz. Ama özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, sünneti, hadis-i şerifleri nasıl istismar etmişler? Bunlara verebileceğimiz örnekler nelerdir? Şimdi çok sağ olun, teşekkür ederim. Yani özellikle hani, ben FETÖ ve DAEŞ üzerinden bunu tabii örneklendirmek hocam. istiyorum. Buyurun hocam. Ee, şimdi tabi e, evvela hani peygamber yani efendimiz… de güzel olur. iki çünkü e, istismar eden biri bir tarafta, biri diğer tarafta diyebileceğimiz iki grup. E, şimdi e, tabi peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın otoritesini, manevi otoritesini kullanmak e, en büyük amaçları burada. Evet. E, ve bu yolla meşruiyet sağlamak aslında hedef. Mesela e, bu noktada hani FETÖ elebaşısının özellikle e, her vaazında e, peygamberimizin kendi vaazını dinlediği, peygamberimizin o vaaz ettiği ortama geldiği, işte gece rüyasında peygamberimizden bizzat talimat aldığı evet. ki peygamberimiz adına e, hadis uydurması da var e, FETÖ elebaşısının. E, mesela benim bildiğim e, yine somut bir şey bir yerinde Diyanet'in raporunda da var o bakıyorsunuz Peygamber Efendimizin Hz. İsa'nın babası olduğunu iddia ediyor bu zat. Evet. Bunun bunu nasıl bu yoruma varıyor? Yani hadis kitaplarında kaynaklarında yani çoğunlukla uydurma hadis kaynaklarına geçen işte Peygamberimizin cennette işte Hazreti Meryem'le ile evleneceğine dair bir rivayet var ki İslam alimleri bununla yani bu rivayetle amel etmeyi caiz görmemişler. bu rivayeti kullanarak oradan bir çıkarımda bulunarak Peygamber Efendimizin Hazreti Meryemle evlendiğini, Hazreti İsa'nın babası olduğunu ifade eden bir konuşması var. Yani buradan yine diyaloga uzanabilmek için yani çıkarı Evet. o çıkara ulaşabilmek için e, hem de uydurma kabul edilen buradan ha, o çıkar mı hocam? Yani, yani e, bu şekilde hani çok acayip bir yorumla evet. e, buna kalkışan bir zihniyet, bir e, işte hadis istismarına, rivayet istismarına bir örnek olarak bunu ifade edebiliriz. Tabi burada DAEŞ dediğimiz e, terör örgütü e, bu da e, cihadi selefilikten oluşmuş, ondan beslenmiş, içinde ideolojik inanmışlık olan bir örgüt. Özellikle onlar da aynı şekilde peygamber efendimizin otoritesini e, kullanma noktasında hadisleri kullanıyorlar. Özellikle tevhidle ilgili e, sadece bu e, bir hadis söyleyeceğim şimdi o hadisi e, sadece tevhidle ilgili de değil, aynı zamanda şirkle ilgili, aynı zamanda cihatla ilgili de kullanıyorlar. Aynı zamanda şehitlikle ilgili de kullanıyorlar. İşte peygamberimizin, o umirtu evet. en uqatilen nase hatta yeshadu en la ilah illallah ve en Muhammedan Rasulullah ve yuqimi salah ve yutu diye devam evet. ediyor. Yani peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte işte ben insanlarla la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah şeklinde şehadet edinceye kadar onlarla mücadele etmekle emir olundum. Buradaki ugatile kelimesini özellikle bu radikal örgütler o kelimenin anlamını değiştirerek, çarpıtarak, yanlış tercüme ederek bunu yapıyorlar. Mesela bu hadis-i şerifi işte tevhid, uluhiyet tevhidi noktasında kullanıyorlar. Aynı zamanda cihat konusunda kullanıyorlar. Aynı zamanda işte ne diyelim şirk konusunda kullanıyorlar. Burada şu yok mu hocam? Yani bunlar zaten en çok kelime-i tevhidi kullanan adamlarla savaşıyorlar. Kelime-i Tevhid'i kullanmayan kimseyle savaşmıyorlar Tabii, baktığımız evet. zaman. Böyle bir noktaları da var yani. Burada da tam çok güzel bir örnek vereceğim yine. İşte evet. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Çünkü onlara göre yani kendileri dışındaki diğer bütün Müslümanlar müşrik. Evet böyle bir onun Onun için de şu, şu, şu hadis-i şerifi kullanıyorlar. İşte Peygamberimizin bir hadis-i şerifi. İşte ene beri'ün min kulli müslimin yuqimu beyne ezhuril müşrikin diye bir rivayet var. Evet. bütün sahih hadis kaynaklarında geçiyor. Yani Peygamberimiz ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim, uzağım. Hı. Yani bu noktada şunu mesela Deaş burada bu hadisi kullanarak dünyadaki bütün Müslümanların bir kendi kendilerine tabi olmasını, itaat etmelerini istiyor. Kendi hükmettikleri, yönettikleri yerlere gelmesini istiyor. Bir de aynı şekilde diğer ülkelerde yaşayan kendileri dışında yerlerde yaşayan bütün Müslümanları da müşrik olmakla suçluyorlar ve bunun içinde bu hadisi istismar ediyorlar. Bu hakikaten çok enteresan bir şeydir, kullanım şeklidir. Yani burada yani bu hadisler hepsi sahih kaynaklarımızda mevcut. Evet. Ama burada şey yapmadığınız zaman siz bunu hani erbabından o ilmi öğrenmediğiniz zaman Peygamber Efendimizin siyerini hadis-i şeriflerini o Kur'an, siyret ve hadis bütünlüğü, sünnet bütünlüğü çerçevesinde yaklaşmadığınız zaman İslam'ı bir bütün olarak görmediğiniz zaman eğer yeterli bilgiye sahip değilseniz, donanımınız yoksa bunlara pek hala hani ideolojik inanmışlıkta olduğu için kapılmanız evet. mümkündür. Ama burada demin de söylediğim gibi yani sağlıklı din eğitimi usulüne uygun İslam'ı öğrendiğiniz zaman bunların eline düşme şansınız yok. Ben bununla ilgili somut bir örnek daha vereyim. Şimdi Buyurun hocam. yine DAEŞ'le ilgili. Biliyorsunuz sahabe ikramdan berabin Azib e, radıyallahu an evet. Enes bin Malik'in kardeşi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu sahabe e, savaşlarda e, Peygamberimizin zamanında hani çok e, cesur kahraman atılgan bir insan. Evet. E, bir e, savaşta e, diyor ki sahabeye ya beni çünkü günlerce kuşatıyorlar. Kale'nin içerisine bir türlü giremiyorlar ee, evet. yani çünkü kale çok muhkem yapılmış çok sağlam yapılmış ee, sonunda diyor ki Berabin azip beni e, onların arasına fırlatın diyor surların üzerinden Ve fırlatılıyor ee, işlerine düşüyor orada işte müşriklerle mücadele ediyor hayatta kalıyor tabi bu ferdi bireysel bir kahramanlık örneği şimdi Deaş mesela bu örneği alıyor bunu e, e, affedersiniz yani Düşmanın ya da işte kitlesel eylemlerle birçok masum insanı öldürmeye o işte istişat eylemleri dediğimiz bombalı saldırılara falan bunu gerekçe olarak sunuyor. Evet, evet. Halbuki baktığınızda Berab'in Azib'in bu bireysel özelliği Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de, onun halifeliği döneminde de hayatta Berab'in Azib, Berab'in Azib ile ilgili Hazreti Ömer'in şöyle bir mektubu var. Evet. Yani ordu kumandanlarına diyor ki Berab'in azibi sakın ola bir orduda komutanlık falan vermeyin. O orduyu tehlikeye atabilir. Hı. Çünkü onun kahramanlığı bireysel bir kahramanlık. Anladım. Şimdi mesela burada bu hadisin bu rivayetin bu yönünü e, mesela e, görmezden geliyorlar ya da kasıtlı, bilinçli bir şekilde bunu e, de diyelim kesip atıyorlar. Veya i̇şlerine gelen tarafı alıyorlar. E, seçmeci faydacılık dediğimiz bir yöntemle işlerine evet. gelen tarafı alıyorlar. Yani benim gerek Mustafa Hocam'dan gerek sizden anladığım bu istismar eden gruplar, ayeti kerimeleri, hadis-i şerifleri e, yani uleman nasıl anlamışlar o nüzul ettiği zamanda veyahut da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, söylediğinde olay vakası meydana geldiğinde e, hangi esbab içerisinde meydana geldiğine tamamen tecerrüt edip o o noktasına hiç bakmayıp tamamen kendi menfaatleri ile i̇şte, uygun olacak şekilde anlayıp o şekilde hareket ediyorlar ve böyle anlayıp anlatıyorlar. E, din istismarı yapanlar diyebiliriz sanırım son noktada. E, ben e, aynen yani bu bizim siz ona çok güzel temas ettiniz yani bugün bağlam dediğimiz geçmiş evet. ulemanın hani Sebebi nüzul, sebebi vurut ya da siyasi evet. bak dediği e, o ilkelere uymadan e, parçacı bir şekilde seçmeci faydacılıkla bir rivayete alıyorsunuz kitaplardan. Evet. E, onu yaptığınız eyleme meşru bir gerekçe ya da delil e, yapıyorsunuz. Evet hocam teşekkür ederim. Burası ediyorum. hakikaten e, çok sıkıntılı bir nokta. Evet Allah hepimizi din istismarcılarından muhafaza eylesin, çoluk çocuğumuzu. Bu noktada muhafaza eylesin. Evet değerli izleyenler bu akşam değerli hocalarımla beraber din istismarı ve korunma yollarını konuştuk. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya dini gündemde yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.